göre yaptığınız işin sakat olduğunu Anayasa Mahkemesi tayin etti. Bir yıl önceden yetkisiz bir iş yapmışsınız. Şimdi meclisin yetkisine muhtaçsınız. Bir kez bunu görelim. Buyurun. Yetki kanununun sınırları dışında bir işti. Biz olmaz dedik, siz olur dediniz. Anayasa Mahkemesi CHP haklı dedi. O yüzden buradayız. Üçüncüsü, nükleer başkanım, geçen sefer de söyledim. Bu kurumun en özerk şekilde tasarlanması, en üst düzey yetkiyle donatılması, astığı astık, kestiği kestik, herkesin çekindiği, ağzının içine baktığı bir kurum olması lazım. Tabii demokratik standartlar ve denetim içinde. Ama bu kurumu kim nasıl oluşturacak? Yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapacaklar. Biz 21. maddeye bir önerge verdik. Açık söylüyoruz. 21. maddedeki önerge, niyetimiz çerçevesinde böyle bir kurumu oluşturmak için daha iyi önerilerle de değiştiririz. Aynen onu kabul edeceksiniz demiyoruz. Ama diyoruz ki bir kurul oluşsun. 8 kişiden oluşsun. Bir de başkanı. Buyurun, buyurun, okudum ben. Bütün dünyadaki örneklerine benzer şekilde başkan nükleer ve mühendislik bölümünden mezun olsun, belli bir deneyim, belli bir donanımı olsun. 8 üyeyi de siyasi partiler 2 kat önersinler, burası seçsin. Ama bu belli mühendisliklerden lisans ya da herhangi bir mühendislikten lisansa, belli mühendisliklerden doktora düzeyinde bu nükleer meseleyle ilgili ve bilgili olsun, deneyimli olsun, diğer standartları saymıyorum. Böyle bir kurul oluşur da meclis bunu ele alırsa, o zaman biz bu kanunu bugün de bitiririz, birkaç saat içinde de bitiririz. Yoksa her şeyi bir kişi belirleyecek, sen kafanı yorma meclis, standartları biz saraydan belirleyeceğiz, istediğimizi atacağız derseniz biz buna direnmeye devam edeceğiz. Tek bir madde ve bu meclis yapsın diyoruz. Başkası yapmasın diyoruz. Millet. Evet, buyurun, buyurun sadece. Alacağım. Buyurun. Milletvekillerimizde neden direniliyor? Neden yoklama isteniyor? 3 haftadır yapmadıkları kanunu son gece yaptırıyorlar. İlla bizim dediğimiz olacak diyorlar. Biz diyoruz ki meclisin de diyorsun. Rütü'nün başkanını iktidar seçiyor. Rütü'nün çoğunluğu iktidarda. Ha şunu da biliyoruz. Bunu sizin dediğiniz gibi yaparsak 2 sene sonraki nükleer başkanını CHP belirleyecek, Millet İttifakı belirleyecek. Sizin dediğiniz gibi yaparsak. Biz diyoruz ki gelin böyle yapmayalım bu kanunu diye söylüyoruz. Takdir sizin, atarsınız liyakat olarak yine Bilal Bey'in bir sınıf arkadaşını, 1,5 sene sonra alırız görevden. İstiyorsanız öyle çıkarın. Ama böyle yaparsanız doğrusunu yaparsınız. Teşekkür ediyorum. Sayın Şahin, buyurun. Bugün ömrünü Hatay davasına adayan eski Hatay devletinin ilk ve tek cumhurbaşkanı olan Kuvayi Milliye Kahramanı Tayfur Sökmen'i vefatının 42. yılında rahmetle minnetle anıyorum. Tayfur Sökmen'in özgün hitabıyla eşsiz Atatürk başta olmak üzere 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz diyerek mücadele veren ve Hatay'ımızı özgürleştiren tüm kahramanlarımızın ruhu şad olsun. Tayfur Sökmen ve Atatürk'ün bıraktıkları emanete her daim sahip çıkacağımızın ve bunun onurunu yaşayacak gelecek nesillere yetiştireceğimizin bilinmesini isterim. Millet olmayı devlet olmaya tercih eden biz Hataylılar öz yurdumuzda yaşamaktan onur duyuyoruz. Bu arada hemşehrim Hakkari Yüksekova'da şehit olan piyade uzman onbaşı Halil İbrahim Çete'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk milletine. Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi birinci bölümde yer alan maddeler varsa o maddeler üzerindeki önergeler işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı olanınıza sunacağım. Birinci madde üzerinde 3 önerge vardır. Önergelere aykırılık sırasına göre işleme alacağım. Buyurun, okuyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görüşülmekte olan 314 sıra sayılı kanun teklifinin birinci maddesinin kanun teklifinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Celalettin Gaydar'da Bitlis, Oya Ersoy İstanbul, Rıdvan Turan Mersin, Ali Kenanoğlu İstanbul, Hasan Özgüneş Şırnak, Murat Çepni İzmir milletvekilleri. Tamam başkanım. Komisyon önergeye katılıyor mu?
Katılamıyoruz başkanım. Önerge hakkında konuşmak isteyen İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu. Buyurun. Sayın Başkan, sözlerime 2005 yılında Çernobil'in yol açtığı radyasyon sonrası kansere yakalanan ve hayatını kaybeden Kazım Koyuncu'yu ve onun gibi kanser nedeniyle hayatını kaybeden Karadeniz'deki bütün yurttaşları, dostları saygıyla anarak ve selamlayarak başlamak istiyorum. Ülkenin emeğiyle geçinen, alın teriyle karnını doyuran halklarına seslenmek istiyorum. Bugün burada ülkenin bir ucuna bir atom bombasının konulmasını tartışıyoruz. Ve bunu yaptıkları takdirde öbür ucuna Sinova'da bir atom bombası koyacaklar. Neden atom bombası koyuyorlar, bunu kısaca anlatayım. Çernobil'i biliyoruz. Hiroşima'yı biliyoruz. Fukushima'yı biliyoruz. Nükleer kazaların, nükleer patlamaların nelere yol açtığını, kaç yıl boyunca, kaç on yıllar boyunca ne kadar insanın hayatına mal olduğunu biliyoruz. Kazım Koyuncu'yu biliyoruz. Çernobil'in bile bu ülkede yol açtığı yıkımı biliyoruz. Ve bunların derdi ne halka ucuz elektrik vermek, ne halkın elektrik ihtiyacını karşılamak, ne de ülkenin çıkarlarını gözetmek değil. İki tane dertleri var. Bir, rant elde etmek, araziyi ranta açmak, yandaşlara yeni servet kaynakları yaratmak. İki, nükleer silahın altyapısını yaratmak. Yedi düvel biliyor ki, bütün dünya ülkeleri biliyor ki, her nükleer santral aynı zamanda bir nükleer silahın altyapısı merkezidir. Ve güç zehirlenmesine uğrayan bu iktidar aynı zamanda bir nükleer silah yapmak istiyor. Ve nükleer silahın ne anlama geldiğini bugün Putin'in dünyayı nasıl tehdit ettiğinden görüyoruz. Ülkeyi ve halkları yıkıma götürmek istiyorlar. Neden mi bir atom bombası koyuyorlar? Yaptıkları santralin inşaatından biliyoruz. Ruslarla beraber ortaklık yapan müteahhitlerin daha önce yaptıkları inşaatlardan biliyoruz. Çöken barajlardan, çöken siyanür havuzlarından, daha açılmadan yıkılan otoyollardan biliyoruz. Yıkılacak bir santral yapıyorlar. Nereden mi biliyoruz? Hısım akraba atamalarından biliyoruz. Ziraat mühendisini tıp fakültesine atayanlardan, manavdan TÜBİTAK müdürü yapanlardan biliyoruz. Bunun başına kim atayacağınızı, hangi yakınınıza 5. 6. maaşı vereceğinizden biliyoruz. Ülkeyi nasıl yönetiyorsanız bu santrali de nasıl yöneteceğinizi, nasıl bir tehlike yaratacağınızdan biliyoruz. Bu ülke bir yıkımla yüz yüze bırakılmak isteniyor. Tarih öncesinden çıkmış, orta çağdan, orta dünyadan gelmiş, gözü doymuş mahlukatlar gibi ülkeye saldırıyorlar. Dağları, ormanları yağmalıyorlar. Zeytin alanlarını yok ediyorlar. Dereleri, çayları kurutuyorlar. Ve ülkenin taşını, toprağını, havasını zehirliyorlar. Kendileri yıkılırken ülkeyi de bir yıkıma götürmek istiyorlar. Ben buradan diyorum ki bu yıkıma son verilecek. Bu ülkenin yoksul halkları sarayın kapısına da, nükleer santralin kapısına da, saltanatınıza da son verecek. Biz kamulaştırmayacağız bu santrali. Biz bu santrali millileştirmeyeceğiz. Kimin yaptığına da bakmayacağız. Biz bu santrali kapatacağız. Biz bunun gibi bütün projeleri yok edeceğiz. İnsana, doğaya, ülke halkına zarar veren, düşmanlık eden bütün projeler karşısında bu halkla beraber direneceğiz. Ve inanın kapısına kilidimizi vuracağız. Nükleer santrali konuşuyorsunuz. Orada ölen işçileri, kaza getiren işçileri ağzınıza bile almıyorsunuz. Daha bir saat önce 13 işçi yaralandı, biri ağır yaralı, trafik kazası. Geçtiğimiz günlerde bir işçi öldü.
Orada işçiler maaşlarını alamıyor. Ama umrunuzda değil. Umrunuzda değil çünkü işçinin canı, vatandaşın canı, halkın canı sizi ilgilendirmiyor. Bir tane derdiniz var. Rant elde etmek, bir tane derdiniz var. Güç zehirlenmesini doğruğa çıkarmak. Hesabını biz soracağız. Hesabını bu ülke halkları soracak. Sizi de kapatacak ve sizle beraber bu ülke... Siz yıkılacaksınız. Sizin kadar bağıranını görmedim bu meclis hanımefendi. Sizin kadar bağırıp çağıranı, boş bağıranı hiç görmedim. Hiç boşuna konuşmayın. Ve şunu bilin. Şunu bilin. Siz biliyorsunuz. Adınız gibi biliyorsunuz. Yıkılıyorsunuz ve hesap vereceksiniz. Ve şunu siz hepiniz bilin. Burada kalkan her parmak suç ortaklığıdır. Burada kalkan her parmak bu suç ortaklığının hesabının sorulmasını gerektiriyor. Bu hesabı biz soracağız. Hadi bakalım. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul etmeyenler, beyler siz dinliyor musunuz beyler? Önergeyi oyluyorum, elleriniz kalkmıyor. Önerge kabul edilmemiştir, diğer önerge yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşmek üzere 314 sıra sayı nükleer düzenleme kanun teklifinin birinci maddesinin birinci fırasında yer alan nükleer düzenleme ibaresinden önce gelmek üzere özellik niteliğe sahip ibaresinin eklenmesi, kurumun ibaresinden sonra gelmek üzere teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili personelin özlük haklarına ilişkin esasları ibaresinin eklenmesi ve yetki ve sorumluluklarını ibaresinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Tahsin Tarhan Kocaeli, Tayyettin Bayır İzmir, Çetin Osman Budak Antalya, Müzeyyen Şevkin Adana, Ömer Fethi Gürer, Niğde milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor. Katılamıyoruz başkanım. Önerge hakkında konuşmak isteyen Manisa milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu. Buyur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 314 sıra sayılı nükleer düzenleme kanununun birinci maddesi üzerine söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bu kanun teklifinin amacı nedir? Genel gerekçeye baktığımız zaman amaç, Anayasa Mahkemesi'nin 2018 tarihli 702 sayılı nükleer düzenleme kurumunun teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde karar